Değerli basın mensupları, vizyonsuz yöneticilerin küresel konjonktürün 40 yılda bir bahşedeceği imkanları iç siyasete malzeme yapmaları milletimiz için hep hüsrana yol açmıştır. AK Parti hükümetlerinin ulusal çıkarlarımıza değil, kendi siyasi ajandasına öncelik vermesi ülkemize gerçekten çok büyük zararlar vermiştir, hala da vermektedir. Suriye'de yaşananlar bunun en bariz örneğidir. Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılma macerası ülkemize çok pahalıya patladı. Suriye'deki operasyonlarda onlarca şehit verdik. Rusya Mehmetçiklerimizi bombaladı. 5 milyon Suriyeli ülkemize girdi. Bir o kadarına da Suriye'de bakar olduk. Milletimizin sırtına 10 milyarlarca dolarlık yük bindi. Arap Baharı'nda Arap ülkelerinin iç işlerine müdahil olunması, dış politikadaki ihtiyatsızlığa bir başka örnektir. Ülkemizin hak ve çıkarları için değil, Erdoğan'ın ideolojik saplantıları ve siyasi ikbali için yaptığı hamleler, ülkemizin itibarına büyük zararlar verdi. Bölgede sözü dinlenen, etkili ülke olma fırsatını kaçırmamıza yol açtı. Mısır'la durduk yere kavgalı olduk. Daha 2013 yılında Genel Başkanımız bunları uyardı. Mısır'la ilişkilerimizin durduk yere bozulmasının sakıncalarını anlattı. Şimdi saray Mısır'la arayı düzeltmek için kıvranıp duruyor. Daha dün 15 Temmuz'un finansörü dedikleri Körfez Şeyhi'nin katil diye manşetler attırdıkları Veliaht Prens'in ayaklarına bugün türkuaz halılar seriyorlar. Erdoğan 2009'da Danimarka'nın eski başbakanı Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliğine aday olması üzerine bölücü terör örgütüne ait bir televizyonun Danimarka'da bulunmasını gerekçe göstererek barış sürecine katkısı olamayanlar acaba bundan sonra nasıl olacak? Ve tabii bizde bir soru işareti meydana getiriyor. Kişisel kanaatimi söylüyorum, ben olumsuz bakıyorum diye milletimize caka sattı. Ama sonunda Erdoğan bu söylediklerini bir güzel yaladı, yuttu. Erdoğan'ın da vermiş olduğu oyla Rasmussen NATO Genel Sekreteri oldu. Yine bir başka örnek. Erdoğan 2018'de rahip Brunson'u isteyen Amerika'ya bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın diyerek ezip gürlemişti. Milletimize yine havalar atmıştı. Sonuç, Erdoğan bir kez daha tükürdüğünü yaladı. Terörist dediği rahibi Beyaz Saray'daki Oval Ofis'e hem de özel uçakla gönderdi. Önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, aptal olma diye Erdoğan'a mektup yazdı. Bir Beyaz Saray davetine Erdoğan bu hakareti bile yuttu, sineye çekti. Hakaret içeren bu mektubu karşısındakinin yüzüne çarpacağına Beyaz Saray'a mahcup bir şekilde takdim ettim dedi. Ondan sonra da mektup konusu gündeme geldi mi denince hamdolsun gündeme gelmedi diye şükretti. Dış politikada kaçan fırsatların kazası olmaz. İşte bu nedenle dış politikada hamleler tavla oynar gibi bağıra çağıra yapılmaz. Birkaç adım sonrası düşünülerek belli bir stratejiyle satranç gibi sessizce oynanır. Dış politikada oyunu bu kurala göre oynamak yerine içeride oy devşirmek için oynayanlar ülkelerinde millete karşı arslan kesilir, asar, keser ama dışarıda kedi gibi pısar. Siner kalır. Tıpkı sarayın kibirlisinin yaptığı gibi. Erdoğan içeriye başka, dışarıya başka. Artık tüm dünya Erdoğan'ın ne olduğunu anladı. Yeter ki sırtı sıvazlansın, pohpohlansın. Yeter ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile bir randevu kopartsın. Yeter ki Biden gülen gözlerle kendisine baksın. Samimi bir fotoğraf versin. Varsın tükürdüğünü yalasın. Varsın kendisine yöneltilen en ağır hakaretleri sineye çeksin. Bu sakil siyaseti sadece Erdoğan'a zarar verse neyse ama Türkiye'ye de zarar veriyor. İtibarımızı yerle bir ediyor.
Dediğim gibi Erdoğan'ın zayıflıklarını tüm dünya biliyor. Onun için söylediklerini artık kimse ciddiye almıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi, Türkiye'nin önüne önemli bir fırsatlar demetini sundu. Bu gelişmeler ülkemizin terörle haklı mücadelesinde NATO'nun amasız fakatsız desteğinin sağlanması, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin yeniden başlatılması ve Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik stratejisine dahil edilmesi bakımından çok önemli bir fırsattı. Ama Erdoğan bunu da iç siyasette oy devşirmek için kullandı. Daha yine fare doğurdu. Önce Erdoğan her zaman yaptığı gibi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği için ağzına geleni söyledi. Tarih 16 Mayıs 2022. İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi. PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulmayız. Tarih 18 Mayıs 2022. Siz bize teröristleri vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. Bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye evet diyemeyiz. Tarih 19 Mayıs 2022. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik. Yolumuza bu şekilde de devam edeceğiz. Bu ağır sözlere rağmen nedense hem NATO hem de Amerika Birleşik Devletleri çok ama çok rahatlardı. Madrid'de Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreci başlar diyorlardı. Sonunda kimin dediği oldu? Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'de hayır diyen Erdoğan, dörtlü diye girdiği zirveden şu üç imzalı muhtırayla çıktı. NATO Genel Sekreterinin bile bu belgede kefaleti yok. Üç Dışişleri Bakanı imzaladı. Sıradan bir belgeyi sineye çekerek Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin önünü açtı. NATO'nun üzerinde kefaleti olmayan bir iyi niyet belgesiyle yetindi. Türkiye'de hayır dediğine Madrid'de evet diyiverdi. Ayağına kadar gelen topu gole çeviremedi. Sonra da kalktı buna hiç sıkılmadan diplomatik zafer dedi. Peki kimse şaşırdı mı? Hayır. Çünkü Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Dedik ya, Erdoğan'ın zaaflarını artık herkes biliyor. Erdoğan'ın kendisiyle yüz yüze görüşüp, içeriye caka satarak oy devşirme sevdasının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da farkında. Nitekim Erdoğan'ın bu zaafını oynayıp telefonla arayarak Madrid'de ikili görüşme teklifinde bulundu. Üstüne üstlük anı yakala diyerek Erdoğan'a telkinde bulunmayı da ihmal etmedi. Böylece Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı NATO Genel Sekreteri gözetiminde masaya oturttu. Ardından da Amerikan tarafı, bu üçlü görüşme olumlu sonuçlanmazsa Erdoğan ile Biden'ın yapacağı ikili görüşmenin gereksiz olduğu haberini etrafa sızdırdı. Sonuç, Türkiye'de esip gürleyen, mangalda kül bırakmayan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın anı yakala telkinine elbette kayıtsız kalmadı. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri açısından hiçbir bağlayıcılığı olmayan bu muhtıranın altına imzayı bastı. Değerli basın mensupları, bir kere daha altını çiziyorum. Bu üçlü muhtıra NATO'yu bağlamaz. Avrupa Birliği'ni hiç bağlamaz. Hatta bu muhtıra hukuki ve teknik bakımdan imzacılarını bile bağlayan bir metin değil.
son derece muğlak ifadelerle esnetilip bükülebilecek bir metin. Bu muhtıra ne YPG-PYD'ye ne de FETÖ'ye bir terör örgütü diyemiyor. Erdoğan muhataplarına bunu bile kabul ettirememiş. Nitekim daha metnin mürekkebi kurumadan İsveç ve Finlandiya'dan ardı ardına bazı açıklamalar geldi. İsveç Dışişleri Bakanı terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız, demokratik hakları değiştirmeyeceğiz dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye'ye suçlu iadesi politikamız değişmedi. Bizim terörist olduğuna karar vermediğimiz hiç kimse iade edilmeyecek dediği söyleniyor. Ama dün Erdoğan çıktı, 73 teröristin bu ülkeler tarafından iade edileceğini açıkladı. Madem öyle, üzerinde uzlaşmaya vardıkları terörist iade edilecek, deport edilecek terörist sayısı belli. Bunu niye açık açık muhtıraya yazmadınız? Neden muğlak ifadelerle geçiştirdiniz? Kaldı ki sadece 73 teröristin deport edilmesi karşılığında bu kağıt imzalandıysa bu zaten çok büyük bir fırsatın kaçırıldığının açık, seçik ikrarıdır. Türkiye geçmişte de buna benzer hukuki sonuç doğurmayan muhtıraları, mektupları maalesef çok görmüştür. Bunların en meşhurlarından bir tanesi de bugün NATO üyeliğine evet dediğimiz Finlandiya'nın önceki başbakanlarından Lipponen'in 1999'da rahmetli Ecevit'e yazdığı mektuptur. Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsü verilirken Kıbrıs, Ege ve insan hakları konularında bazı ön şartlar ileri sürülmüştü. Dönemin Başbakanı Ecevit ileri sürülen bu ön şartlara karşı çıkıyordu. Ortaya çıkan krizin aşılması için Avrupa Birliği'nden yazılı taahhüt istendi. Avrupa Birliği'ne aday ülke ilan edilmeden hemen önce Avrupa Birliği dönem başkanı sıfatıyla Finlandiya Başbakanı Lipponen Türkiye'ye bahsettiğim bu mektubu gönderdi. Ama AB açısından bu mektubun hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmadığını daha sonra yaşayarak öğrendik. Ha, Erdoğan bize inanmıyorsa şimdiki ortağı Devlet Bahçeli'ye bir sorsun. Ondan sonra çıkıp bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulmayız diyerek millete ahkam kesmesin. Erdoğan ne yazık ki Madrid zirvesini iç siyasete malzeme yapabilmek için büyük bir fırsatı yine heba etmiştir. Açık söylüyorum Kenan Evren'in durumuna düşmüştür. Yunanistan'ın üyeliği sırasında, yeniden üyeliği sırasında NATO'ya. Hukuki değeri oldukça sınırlı bir muhtırayla yetinmiştir. Bunun sakıncalarını da ileride hep beraber yaşayarak göreceğiz. Şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye gerek eşsiz jeostratejik konumuyla, gerek büyük ordusuyla NATO'nun en önemli ortaklarından birisidir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'nun güçlenmesi ve genişlemesinden hiçbir şekilde rahatsız olmaz. Ancak çatısı altında bulunduğumuz bu ittifakında mevcut ve müstakbel ortaklarının da müttefiklik hukukuna uymalarını, hak ve menfaatlerimize saygılı olmalarını beklemek de en doğal hakkımızdır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bunun Avrupa güvenlik mimarisinde yarattığı sarsıntı, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından eşsiz önemini de bir kez daha ortaya koymuştur. İmzalanan üçlü muhtıranın bizim açımızdan tek sınırlı kazanımı, Avrupa Birliği üyesi İsveç ve Finlandiya'nın Avrupa Birliği ortak güvenlik ve savunma girişimlerine Türkiye'nin katılımı konusunda destek taahhüdünde bulunmasıdır. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin veto yetkisine sahip olduğu Avrupa Birliği'nde açıklanan bu desteğin ne kadar etkili olacağını hep beraber göreceğiz. Bu muhtıra çerçevesinde
Finlandiya ve İsveç'in neler yaptıklarını çok yakından takip edeceğiz. Şimdi bu fotoğraf neyin nesi? Allah muhabbetinizi arttırsın. Sevdiklerinizle haşretsin. Bu ne muhabbet? Beyefendi memlekette Yunanistan'a Güney Kıbrıs'ı atıp tutuyor, söylemediğini bırakmıyor. Ama Madrid'de Türkiye'nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum lideri Anastasiadis'i görünce yelkenler suya iniyor. Diyoruz ya, Erdoğan içeride başka çalıyor, dışarıda başka söylüyor. Rumlar resmi olarak hiçbir NATO toplantısına, yemeğine katılamaz. Gayri resmi toplantı ve yemeklerde ise Türkiye'nin onayı ve rızası aranmalıdır. Erdoğan neyin karşılığında bu yemeğe rıza gösterdi? Neyin karşılığında bu samimi fotoğrafları verebildi? Milletimizin bunu öğrenmesi de elbette hakkıdır. Yoksa siz her yüzünüze gülenin peşinden mi gidiyorsunuz? İlk seçimlerden sonra iktidarı devralır almaz öncelikli işlerimizden biri de Dışişleri Bakanlığımızı yeniden bir kariyer ve liyakat kurumu haline getirmek olacaktır. Dış politikamızı ulusal çıkarlar temelinde yeniden ele alacağız. Şahsiyetli bir dış politika izleyeceğiz. Dostluğu aranan, hasımlığından korkulan bir devlet olacağız. Dış politikamız milli olacak. Askeri, siyasi ve en önemlisi iktisadi araçlarla dış politikamızı tahkim edeceğiz. Atalarımızın dediği gibi, borçlunun yalımı alçak olur. Güçlü ekonomi olmadan güçlü dış politika olmaz. İşte dün açıklandı. Bu yılın ilk 3 ayı itibariyle Türkiye'nin brüt dış borcu 451 milyar dolara çıkmış. Bu dış borçlanmada yeni bir rekor. Bugün ülkemizde doğan her çocuk 5345 dolar borçla dünyaya gözlerini açıyor. Dış borcumuzun milli gelir oranı %57 civarında. Türkiye'nin sadece dış borcu değil, devletin borçları da olağanüstü bir hızla katlanıyor. Bu ucube rejime geçtikten sonra ard arda yaşanan kur şokları ve ardından gelen yüksek enflasyon milli paramızı pul etti. Kamu borç stokunun ikiye katlanma süresi artık 2 yılın bile altına düştü. Son 20 yıldır böyle bir tabloyla hiç karşılaşmadık. Yine tarihimizde ilk kez iç borcun ileride ödenecek faizi iç borcun ana parasını aştı. Maalesef bu borç ve faizler jelibonla ödenmiyor. Milletin alın terinden, göz nurundan kesilen vergilerden ödeniyor. Son 20 yılda Erdoğan hükümetlerinin bütçeden içeriye ve dışarıya yaptığı toplam faiz ödemesi 522 milyar dolar. Yani her gün 73.671.775 doları, her saat 3.069.657 doları milletimizin cebinden almışlar, bir avuç faiz dobesinin kasasına koymuşlar. Bu yıl tek bir yılda milletin cebinden alınıp faiz dobilerinin cebine konacak para tamı tamına 330 milyar lira. Ülkede bankalar karlarına kar katıyorlar. Bu yılın ilk 5 ayında bankaların karı geçen seneye göre %434 artarak 132 milyar liraya ulaşmış. Şimdi soruyorum, yani bu faiz lobileri Erdoğan'ı sevmesin de kimi sevsin? Değerli basın mensupları, geçtiğimiz Eylül ayında Erdoğan ve Nebati Bakanı Nasrettin Hoca'nın borç ödeme fıkrası gibi bir hikaye anlatmaya başlamışlardı. Paramızı pul eden bu kadroya göre güya faiz düşecek, TL değer kaybedecek, rekabet gücü artacak, dış açık kapanacak, rezervler artacak, Türk lirası güçlenecek, enflasyon düşecek, hayat pahalılığı bitecekti. Ama saraydaki hesap çarşıya uymadı. Paramızı pul ettiler.
Ama bu yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığı, bırakın düşmeyi, %136 artarak 43,2 milyar 200 milyon dolara sıçradı. 2022 için belirlenen toplam dış ticaret açığı hedefinin %83'ü daha ilk 5 ayda gerçekleşti. Cari açık hedefi ise daha yılın ilk 4 ayında doldu bitti. Dış ticaret dengesindeki bozulma sarayın söylediği gibi sadece enerji fiyatlarındaki artışa da bağlı değil. Bu yılın ilk 5 ayında enerji hariç dış ticaret açığı %48 arttı. Enflasyon 3 haneye dayandı. İşte bugün İstanbul enflasyonu açıklandı. Haziranda yıllık enflasyon %94 olmuş. Bu son 24 yılın enflasyon rekoru demek. Bu yanlış hesap kitabı yapan saray artık şapkasını önüne koyup bir düşünmek zorundadır. Düşünebilecek hali kaldıysa. Yılbaşında asgari ücrete yapılan zam daha Şubat ayında açlık sınırının altına düştü. Buradan sesleniyoruz. Milyonlarca emekçinin enflasyonla gasp ettiğiniz haklarını mutlaka telafi edin. Sene başında vermeyi vaat ettiğiniz gibi açlık sınırı seviyesinin üzerine %6 daha ilave edin. Saray memuru mamulü enflasyona kaptırdığınız asgari ücreti 6.775 lira yapın. Madem sarayın kibirlisi ekonomimizin tarihinin en güçlü dönemine girdiğini hiç sıkılmadan söylüyor, o zaman buyurun gereğini yapın. Değerli basın mensupları, bu hafta ekonomi masası olarak Ankara halindeydik. Hal esnafımızın dertlerini dinledik. Tarladan sofraya uzanan zincirdeki en önemli halkalardan biri de sebze meyve halleri. Hangi esnafa sorsak bina işittik. Aldığımız cevap artık dayanamıyoruz, gelin bizi kurtaran oldu. Bir hal esnafımız meyve lüks oldu. Geçen sene sattığımız meyvenin ancak yarısını satabiliyoruz. Artık millet meyve alamıyor. Ancak karnını doyurmaya ucuz sebzeye bakıyor diyor. Bir başka esnafımız artan mazot fiyatlarına yenilmiş. Akaryakıt pompası para sayma makinesinden daha hızlı sayıyor diye feryat ediyor. Sadece mazot değil, ambalaj masrafı da uçmuş. Plastik kasaların fiyatı bir yılda 5'e katlanmış. Bazı ürünlerde plastik kasanın fiyatı içine konan meyve sebzenin fiyatını sollamış. Pek çok hal esnafı artık meyve sebzeyi kasa yerine çuvallara koymaya başlamış. Bu fiyatlar yüzünden 30 yıl önceye döndük diye de dert yanıyor. Hale mal taşıyan kamyoncuların durumu hepten beter. Nakliyeciler yarın mazot fiyatının ne olacağını bilmediğinden artık gidiş dönüş anlaşmak yerine tek yön fiyatı veriyor. Sadece artan mazot fiyatları değil, yedek parça, sigorta ve lastik fiyatları da nakliyecinin belini bükmüş. Lastiğin en ucuzu 2000 lira olmuş. Yeni lastik almaktan geçtik. Eskiyen lastiği kaplatmayı da unutmuşlar. Artık kamyoncular dişi kalmamış lastiklere aletle diş açmaya başlamıştır. Sözün özü halde hal kalmamış. Esnaf da kendisine sırt çevirenlere küsmüş. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin ekonomide mutlaka yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Bu hikayenin küresel gündemi yakalaması, küresel fırsatları değerlendirmesi, yeşil mutabakatı, dijital dönüşümü ve elbette sürdürülebilir kalkınma hedeflerini dikkate alması gerekiyor. Mevcut hükümetin böyle bir hikayeyi yazacak ne takati ne de kifayeti var. Cumhuriyet Halk Partisi ve demokrasi aşığı ortakları liyakatli kadrolarıyla yazdıkları yepyeni bir hikayeyi milletimizin takdiriyle uygulayacaklar. Milletimize sesleniyoruz.
Türkiye'nin menfaatleri ayaklar altına alınmasın. Şahsiyetli dış politika izlensin diyorsanız bize katılın. Yurtta sulh, cihanda sulh olsun diyorsanız bize katılın. Sofralarınızda Halil İbrahim bereketi olsun istiyorsanız bize katılın. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyorsanız bize katılın. Paramız pul olmasın, paramızın itibarı olsun diyorsanız bize katılın. Bu ülkede alın teri döken herkes rahat rahat ev araba sahibi olsun diyorsanız bize katılın. Sofraya meyve koymak, et yemek lüks olmasın diyorsanız bize katılın. Akaryakıt pompası vergi dairesi olmasın diyorsanız bize katılın. Bu ülkede huzur olsun, kardeşlik olsun, barış olsun, bayramlar bayram gibi kutlansın diyorsanız bize katılın. Bize katılın, bu ülkenin aydınlık geleceğini birlikte inşa edelim. Kul hakkı yiyenlerden de hesabını soralım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. Tüm dünya Türkiye'nin NATO'dan zaferle ayrıldığı konusunda fikir birliğine varmışken, Millet İttifakı'ndan ard arda bunun bir geri adım olduğu, taviz verildiği yönünde açıklamalar geldi. Sizi bu düşünceye iten görüşleriniz ve gerekçeleriniz nelerdir? Biraz önce gerekçelerimi konuşmamda açıkladım. Ama burada şunu söyleyeyim. Fırsat ayağımıza kadar gelmiş. Erdoğan dönüp kendi kolemize gol atmış. Tabii ki rakip takımın seyircileri onu alkışlayacaklar. Önemli olan dışarıdakilerin değil, çok açık söylüyorum, milletimizin ne dediğidir. Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var efendim. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. AK Parti Elazığ Milletvekili Zühtü Demirbağ, danışmanlarıma borçlanmışım, maaşımı bekliyorum. Milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz. Çok zor, dedi. Bürokratken yönetim kurulu üyeliğinden de maaş aldığını, şu anki durumundan da çok çok iyi durumda olduğunu da söyledi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Hatırlayabildiğim kadarıyla daha birkaç ay önce millete 2 kilo et yemeyin, yarım kilo et yiyin diyen bu milletvekilliydi. O gün o aklı veren milletvekili bugün şimdi çıkıp maaşının yetmediğini söylüyorsa durum vahimdir. Benim kendisine bir tavsiyem var. Bak sandık geliyor. Gereğini yap. Kendini seni bu hale düşürenlere oy verme. Efendim, Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna, bence doğrusu altılı masadaki liderlerden biri olmalı dedi. CHP'de altı liderden biri olması gerektiğini düşünüyor mu? Sayın Davutoğlu'nun düşüncelerine saygı duyuyoruz tabii. Yani millet masasında altı partinin lideri bu konuları karara bağlarlar. Ben teşekkür ediyorum.